İlk etapta abi şunu söylemek istiyorum ki benim için yani Mad Max'in başladığı nokta asla Mad Max Fury Road. Neden böyle söylüyorum? Onu da anlatacağım. Öncelikle birazcık tanıyalım. Şimdi George Miller bizim ee, yönetmenimiz. Peki bu ilk e, Mad Max'leri yapan abimiz de aynı zamanda. Hemen bir bakayım hemen Mad Max desem şey çıkar mı? EM... 1979'da yaptı abi. Bunda da kim oynuyor dersiniz? Bizim çılgın Braveheart'taki abimiz oynuyor. Mel Gibson. Ama dediğim gibi ben burayı baz almak istiyorum. Neden böyle diyorum? Şimdi abi burada çok güzel bir film var aslında tamam mı? Konuyu birazcık anlatayım. Kötüymüş de puanı. Konu abi burada yani ilk Mad Max kısmındaki konu şu. Bir abimiz var. Bir post apokaliptik dünyada geçiyor gene. Ee, bir takım Savaşlar olmuş özellikle bu işte nükleer savaştır işte enerji sıkıntısıdır falandır bu tarz problemlerin bir arada e, işlediği Bir e, Dünyada yaşıyor Abimizin işte artık delirmemek için azıcık bir şey kalmış işte karısı var kızı var çocuğu var falan Bunlarla vakit geçiriyor işte beraber de işte kalan koloninin şeyini sağlıyor e, Asayişlerini sağlıyor ama tabii ki de e, iyiler her zaman bu trajediyi bir kere bir yaşamak zorunda olduğu için abimiz e, ailesini kaybediyor. Daha sonra da kendisi e, ailesinin bu katledenlerin peşine düşerek intikam almaya başlıyor. Hikaye bu. Orijinimiz bu. Bununla alakalı 3 tane filmimiz var. Zaten. İlk filmde aslında bahsettiğimiz konu bitiyor. Ondan sonraki filmlerde e, abi çok tuttu. Devamını getirelim. Getirelim filmleri. İkinci film gene güzel. Aslında anlatmak istediği vizyonu daha iyi anlatıyor. Buradaki olay aslında Mad Max'i farklı kılan hikaye şu abi. Bu yol savaşları dediğimiz konu. Yani bir araç var. Bu araç durmaksızın yolda devam ediyor ve beraberinde diğer araçtaki işte insanlarla kapışıyorlar falan. Bu tarz bir işte şey var. Bir canrası olmuş abi. Bunu da Mad Max yapıyor işte. Mad Max yani araba savaş işte posta kapı bir dönem çok da güzel. Yani kendi konusunu güzel işliyor. Şimdi bence e, bizim Miller abimiz. Ha, yani bu arada Avustralya'da abi. E, <laughs> zaten Avustralya'da çekiyor. Ondan sonra bildiğim kadarıyla şey oluyor. E, i̇şte popülerleşiyorlar falan. Dünyaya açılıyorlar yani bu filmle. E, buradaki o, o, önemli olan nokta şu abi. Onu aslında Avustralya'da geçiyor. Yani tamamen yerli ve milli bir film. Ki çok da mantıksız değil bana göre. Şundan dolayı söylüyorum. Ee, dünyanın işte böyle bir problem yaşadığını düşünün. İşte Amerika ile Rusya'nın birbirine girdiğini, her yerde nükleer bombaların patladığını düşünün. Yani Avustralya'ya çok fazla insan bir şey atmaz ya. Yani çok öyle bir bana kalırsa yani o kadar bir öneminin olduğunu düşünmüyorum. Hani en fazla ne hani bileyim geçiş noktası olarak kullanabilirsin diyeceğim hani yani. Ne bileyim yani. Bir geçiş noktası olur bir üs olur ne bileyim büyük küçük bir grubu oraya bir şey yaparsın ki güvende kalsınlar falan diye yani. yani öyle en büyük yıkımı orada görmezsin diye düşünüyorum. Bundan kaynaklı olarak böyle bir şey dedim. Zaten filmde dediğim gibi işte Avustralya'da çöllerin ortasındaki Avustralya büyük bir kıta ve o ortası neredeyse çöl yani komple çöl. Orada geçiyor hikayeler. Şimdi buradaki anlatmaya çalıştığı bence bütün o vizyonu bizim abimiz alıyor abi. Bu filmde gerçeği çeviriyor. Yani idealine çeviriyor. Mad Max'in işte bu filmin Fury Road'u izleyenler şunu bilir abi film başlar ve biter. Film başlar aksiyon başlar filmin sonuna kadar o aksiyon neredeyse kesilmez abi. Kesildiği noktalarda da diğer aksiyonu hazırlık aslında bir başlar yani şey olur birazcık işte ne bileyim araya mesafe koymuşlardır kaçmaya çalışırlar çünkü ardından geliyorlardır gibi. Şimdi anlatmaya başlayacağım. Ee, Şöyle arkada da bir tane şey dönsün. Bunların trailer'ı dönsün. Şimdi Fury Road. Şimdi neden böyle dedim abi? Dediğim gibi yani işin olayı tamamen yol savaşları olduğu için yani hareket halinde giden arabalar üzerinde milletin birbirleriyle savaşması olduğu için bana kalırsa burada Mad Max'in yani aslı bu olduğundan dolayı ve bu filmde bunu komple işlediğinden dolayı bana kalırsa aslında bizim Miller abinin yapmaya çalıştığı film budur. Bu bir kenara. Şimdi Fury Road'un diğerlerinden çok daha iyi olmasını sağlayan şey ne peki abi? Birazcık bunlara başlayacağız. Genel olarak hani sizin de tahmin edebileceğiniz gibi ne söyleyebilirsiniz? İşte abi çok güzel bir aksiyon şeyi var, sekansı var, hiç bitmiyor falan filan. Hani bunları genel olarak söylersin zaten. Bununla alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. Benim burada anlatmaya çalıştığım şey aslında hikayenin içerisindeki olan olayların aslında... o Benim şey kötü mü ya? Biraz açayım bakayım. Işık daha iyi sanki. Burada abi e, hikayenin aynı zamanda kendine has e, okumaları da yapabiliyorsun. Yani film sana şunu demiyor. Abi işte ben Mad Max'im. Benim karım çocuğum işte öldürüldü. Ben de o zamandan beri yollardayım. Öbürü de şey demiyor. Abi ben de işte bir tane... Kolumu kaybettim. İşte bunun çok büyük bir acısı draması oldu benim için. Ondan kaynaklı olarak da işte zor bir insan olmaya karar verdim. Gibi bir şey yok yani anladın mı? Buradaki muhabbet nasıl ilerliyor abi? Bir olay oluyor. Millet götü kurtarmaya çalıştığı için tabiri caizse. Kimsenin konuşacak vakti kalmıyor. Zaten sürekli olarak arkadan birileri geliyor ve koca bir ordu geliyor yani. Bundan kaynaklı olarak da öyle konuşmaya vaktin yok abi. Bu yüzden de konuşma yapmadan herkes hikayesini e, takır takır işliyor yani. Ne geçmişe gidiyorsun, ne o oluyorsun. Anda kalıyorsun ve an zaten çok hızlı akıyor. Böyle bir film. Şimdi peki bu filmin içerisinde bu e, hikayeyi daha da zenginleştiren ne oluyor abi? Şimdi bir bakayım. Burada e, Mad Max'in bir başlangıcı var. Tamam mı? Şimdi biz Mad Max'in ne demek? Çılgın Max, tamam mı? Adam diyor ki ben diyor işte pek çok felaket gördüm, şu oldu bu oldu falan işte girişte bir şey diyor. Benim diyor kafama takılan bir şey var diyor işte. Şu an diyor şeyi bilmiyorum diyor. Hangimiz daha çılgın, ben mi yoksa diğer herkes mi? Bence çok güzel bir şey. Ee, yani tamamen hikayenin, evrenin özetini anlatıyor ki zaten şu an tipleri de görüyorsun yani nasıl insanlar var. Şimdi. Bizim abi. Filmimizde ana bir kale var. Tamam. Bu ana kale işte bir adam tarafından kontrol ediliyor. Biz henüz daha orayı görmüyoruz. Max'i sadece alıp oraya götürüyorlar. Bu götürdükleri yerde yeşillikler var. Çimen var. Yani belli ki su var. Burada bir şeyler üretiliyor. Çiftçilik yapılıyor. Yani böyle bir kale. Ondan sonra bu kalenin abi sahibini daha sonra görüyoruz. Sahibini işte nasıl görüyoruz? İşte böyle Ağır böyle kendini zor hareket ettiriyor. Sırtında böyle çıbanlar çıkmış. Fuaf böyle bir maske takıyor solunum. sistemini yarıyor belli ki. İşte bunun e, yaralarının gözükmemesi için buna böyle şeffaf bir şey takıyorlar. Böyle bir zırh gibi bir şey takıyorlar. Böyle tenini beyaz gösteriyor falan. Kalkıyor ondan sonra zaten insanlarla konuşuyor. İşte ey halkım bilmem ne falan böyle işte suları açıyor işte size diyor tekrar diyor şey vereceğim diyor su vereceğim diyor. Halkı görsen halk rezil Rusva. Yani ben çok acıdım ya abi yani yaşamıyorlar adamlar gerçekten ki e, biraz dokundurma olacak. Diğer filmde yani Furiosa filminde aslında bu halkın nedenle daha da beter bir durumda olduğunu da çok çok daha iyi gösteriyorlar. Bu bir yana biz burada neye odaklanacağız abi? Öncelikle abi bu e, bizim bu karakterlerin biraz daha işte detayına indiğimiz zaman ufak ufak şunları görüyoruz. Şimdi bizim ana karakterlerimizden bir tanesi Furiasa. İşte bizim abi diyor ki işte yani ölümsüz şey immortal Joe işte ölümsüz diyor diyor ki biz bir sefere çıkacağız işte. Sefer dedi de Tank abi. Tankta ne yapıyorlar bunlar? Şimdi bunların çok kuvvetli oldukları bir iki şey var. Bir tanesi erzak. Diğeri de abi ne? Su. Bunlar ikisine hükmedebiliyor. Yani bir nevi aslında insanlığın en temel ihtiyaçlarına hükmedebildikleri için güçlüler. Ancak tek başlarına da değiller. Şimdi peki bu ölümsüz coğunun bu gücü elde edişinden biraz da bahsedelim. Ondan sonra diğer noktalara geleceğim. Şimdi burada abi insanlıktan bahsettiğimiz için insanlığın bir şekilde de kontrol edilebiliyor olması lazım. Neden? Çünkü insanlık tek başına işte kontrolsüz bir şekilde bırakıldığı zaman kaos çıkar, anarşi çıkar. Orman kanunları devreye girer ve orman kanunları içerisinde kim güçlüyse o kazanır. Ancak bu e, finalde öyle çok güçlünün kazanabileceği bir şey değildir. Eğer bir düzen gelmiyorsa yani finalde ne olur abi? İnsanlık birbirine yer ve insanlık yok olur. Yani bir düzen, bir hiyerarşi, bir sistem şarttır. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Ve sosyal varlık olduğu için de e, yaşama boyunca diğer insanlara muhtaçtır. Şimdi biraz böyle bir tarafı var. Şimdi peki Joe'ya e, bu gücü sağlayan şey ne? Joe e, kendisi yani ölümsüz Joe olarak adlandıran, adlandıran kendisini adlandıran arkadaş. E, bir nevi yani savaş ordu bir militan bir e, cihatçı bir grup şeyin şahı falan diyebiliriz yani çünkü neden şu beyaz e, arkadaşları görüyorsunuz bu arkadaşlar işte bunlar komple gerçekten de çoğu'nun tarikatı olan çoğu için öldüren ölen insanlar ve bu insanlar böyle bir yaşamda onur ve gurur duyuyor. Böyle yaşayarak ölümsüzleşebileceklerine inanıyorlar. Böyle yaşayarak Valhalla dedikleri yani bu Viking İskandinav mitolojisinde yer alan cennete ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Ve bu insanlar aslında yarı e, ölü zaten yani yarım ya yaşamlılar deniyor. Çünkü bunlar radyasyonlar etkilenmiş olan insanlar ve bunlar işte çok uzun süre yaşayamıyor. Bir takım tümörler var bünyelerinde. Zaten biraz da bunların kaynaklı olarak kendilerini böyle beyaza boyuyorlar. Biraz o kusurlarını örtebilmek için kendilerini falan damgalıyorlar. Kendilerine böyle acayip acayip dövmeler yapıyorlar. Az önce gördüğünüz gibi işte böyle kafaya bir şey sıkıyor işte. Diyor ki ben diyor atlıyorum diyor atlıyor gidiyor hakikaten. İşin birazcık böyle tarafları var. Yani bayağı sıkıntılı deli manyak psikopat insanlar. Şimdi bu insanlar için iki bakış açım var. Ya bir tanesi üzülüyorum, <laughs> yazık. Hakikaten üzücü. Diğer yandan da diyorum ki yani bunlar hakikaten pislik insanlar. Diyorsunuz yani biraz. Ama tabii ki de tek başlarına değiller. Yani örgütlü olmaları biraz onları daha da psikopat manyak yapıyor aslında. Yani Joe işin merkezindeki insan. Ve diğer kalan herkes ona hükme şey yapıyor. Onun boyun duru altında. Çünkü Joe insanlara hükmediyor. Şimdi işin merkezi bu. Yani insanı kontrol edebilen bir kalemiz var. Beraberinde iki tane daha kale var. Bir tanesi e, Bullet Town yani kurşun işte kasabası. Diğeri de petrol kasabası diye geçiyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bakayım başka ne demişim. petrol şehrinde abi. Tabii ki de yani burada 3 aşamaya bakmamız gerekiyor. Şimdi işin insan gıda, insan kontrolü kısmını konuştuk. Diğer iki kalan kısım da aslında medeniyetin veya sistemin e, temel taşlarından diğerlerini oluşturuyor. Yani insan işte erzak, enerji ve silah. Aslında bence bu üç şehir bu üçünü temsil ediyor insandan bahsettik. Enerji nedir abi? Enerji ihtiyacımız olan kuvvettir, güçtür. Bu dünya için makinaların yürürlüğünü devam etmesidir ki yine bu noktada e, Furiosa'dan bir örnek vereceğim. Yakıtın neden önemli olduğunu ve öyle kolay kolay her yerde yakıtın bulunmadığını filmin ilk başlarında bize gösteriyor. Bir motor e, kovalamaca sahnesi var ve e, motor ilerledikçe işte arızalı bir motor geride bırakılıyor mesela. Geride kalan motordan hemen işte tekerlekse tekerlek çalınıyor. İşte bidon yakıt bidonu ise yakıt bidonu çalınıyor falan. Bırakılmıyor yani. Yakıt çok önemli çünkü. Yakıt mutlaka alınıyor falan. Hani o önemli enerji motorlar bunların çalışması lazım. Bunlar sadece araçlar ve tanklar için değil. Aynı zamanda sistemin değiştirebilmesi için önemli. Çünkü orada klimalar çalışıyor. Su filtreleri çalışıyor. Hortumlar çalışıyor. Bunların da yakıtını bu enerji sağlıyor. Nasıl yapıyorlar abi? işte ne bileyim bu abiler işte ne bir sebze veriyor, meyve veriyor, bir şeyler veriyor. Ondan sonra su veriyor. Bir de bunların mother mix yani anne sütleri var işte protein, sıvı protein diyebileceğimiz. Yani bu kadınları doğurturuyorlar. Kadınları doğurttuktan sonra böyle bildiğiniz şeye bağlıyorlar. Eee ineklerin o bağlandığı makineler gibi bir şeye bağlıyorlar. Oradan bayağı süt sağıyorlar ve bunu satıyorlar. Karşı da bunun e, petrol alıyorlar ve petrol de burada neyi sağlıyor? petrolde dediğim gibi burada sistemin ilerleyebilmesini sağlayacak olan o enerjiyi sağlıyor. Sadece bu da değil. İşin bu kısmını geçtik artık. E, diğer taraf, mermi yani silah. Silah neyi sağlıyor abi? Buradaki silah neyi sağlar? E, i̇ki aşamadan bakılabilir. Korumak ve öldürmek. Burada ikisi de aslında işlevsel. Çünkü böyle bir dünyada yaşıyorlar ki bunlar artık sistemin olmadığı, düzenin olmadığı ve faaliyetin yani hiyerarşik düzenin de aslında çok ince bir kırılgan buz tabakası üzerinde olmasından kaynaklı olarak patladı patlayacak bir sistem içerisinde. Herkes silahlı, herkes manyak. yani Her an her şey olabilir. Bundan kaynaklı olarak da asayişin sağlanabilmesi için her zaman elinde silahın bulunması lazım. Asayişten ziyade yine kendini koruyabilmek için yine silaha ihtiyacım var. Bundan kaynaklı olarak da e, silahın çok önemli bir noktası var ki bu bizim medeniyetimize de böyledir. Çünkü biz bugün işte örnek veriyorum mesela TSK bugün e, silahları biz bırakıyoruz, biz artık savaşmayacağız dese veya aynı şekilde polis biz artık silahlara bıraktık, artık savaşmıyoruz dese veya polis hiyerarşinin içerisinde hala var ancak artık silahlanamaz yetkisi gelse. Çok rahat söylüyorum abi. İlk etapta polis sallanmayacak. Çünkü adamda artık silah yok. Ondan dolayı sallanmayacak. İkinci etapta abi asker artık elinde silah tutmadığı için insanlar belki korkmaya başlayacak. Çünkü şeyden dolayı. Çünkü sınırlarımız sıkıntılı biliyorsunuz yani. Sıkıntılı bölgelerde yaşıyoruz. Ondan kaynaklı olarak da. Yani askerin silahsız kalması demek Türkiye'nin bayağı işgal altına olması demek. O yüzden abi silah önemli. Bakıldığında bizim medeniyetimizde de. Buna yine şeyden örnek vermek istiyorum. Bu yaşanmış bir olay olduğu için daha da güzel bir örnek olacak. Bizim e, Nazilerde gördüm bunu da. Almanya abi bu ilk savaşı kaybettikten sonra bunlara bir anlaşma imzalatıyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam adı Versay'dı. Bu Versay'da işte As, Alman ordusu falan bayağı ciddi anlamda e, nüfus olarak azaltılıyor. Yani 100 bine falan düşürülüyor. Ve Hitler'in abi o zaman Nazi militanları 400 bin kişi. Yani o dönemlerde sadece Hitler'in değil başka grupların da işte kendi askerleri, orduları, adamları falan var. Yani aradaki olayı siz anlayın abi. Düşünsen ordun 100.000 kişi. Karşı taraf 400 bin kişi yani. Yuh. Böyle bir dönem. Peki abi. Bütün bu sistem. çoğu bütün bu sistemi kurmuş. Bütün bu sistem içerisinde bu adam ne yapıyor? Ne yapıyor abi? Bir padişah gibi... Bir kral gibi e, yağmaladıkları bölgelerden güzel kadınları toplayıp kendine harem yapıyor. Ve bu haremde içerisinde onlarla birlikte oluyor. Peki biz buna e, zevk için mi demediğiz? Yani Aslında tabii ki de keyif ve zevk tarafı vardır. Ancak aslında Joe'nun burada bir amacı daha var. Bütün bu sistem, bütün bu düzen aslında biraz da e, sistemin işleyebileceği şekilde olması lazım. Yani sistem işlemeyecekse bu sistemi kurmanın da bir anlamı yok. Coo ölümsüz Joe olarak kendini alt etmiş olsa da o da nihayetinde bir ölümlü. Yani her kral gibi, her lord gibi düzeni kurup düzeni kendi kanından birisine teslim etmek istiyor aslında. Ve büyük bir sıkıntı var çünkü yeni nesil çocuklar kolay kolay doğmuyor. Bu e, neydi onun adı? Sıkıntıdan kaynaklı olarak. Yani bu radyasyon sıkıntısına kaynaklı olarak. Çocuklar işte ya half life işte bu e, yarı yaşamlı çocuklar gibi oluyor. Ya da abi daha kötü oluyor. Kötürüm, sakat çocuklar oluyor. Mesela şeyin Joe'nun bir oğlu var. Yürüyemiyor bile baya yani şey e, cüce. Ve böyle küçük böyle bir çocuk şeyleri vardı ya sepetleri gibi bir şey var. Onun içerisinde yaşıyor yani. Diğer oğlan zaten avanak. O yüzden abi e, da istiyor ki yeni neslim yani benim neslimden gelen insanlar daha sağlıklı olsun. Ben bunu istiyorum diyor. Bu yüzden de gelinlere var. E peki gelinler ne oluyor abi? Gelinler haberi tabi Joe'ya tabi olduğu için Joe'dan sürekli olarak şey yapıyor. Yani çoğu baya baya istismar ediyor yani küçük yaşta bazılarını alıyor çocukları işte doğurtuyor 3 taneden fazla şey olursa e, sakat çocuk doğurursa kadını gönderiyor. Kadının da işine gelecek bir durum değil. Çünkü şundan dolayı eğer o kadın oradan çıkarsa yani dışarısı manyak dolu. Yani hayatta şey kalamaz yani sağ kalamaz. Peki böyle bir düzen içerisinde anneler yani bu cariyeler ne istiyor? Yani çoğunun cariyeleri ne istiyor? Diyorlar ki yeni nesil Joe'nun elinde olursa bu biraz daha okuma metafor tarafına geçiyoruz yani. Bir savaş lordu gelecek neslimizdeki sağlıklı çocukları iyi olan çocukları yetiştirirse savaş hiçbir zaman bitmez. Aslında işin arka plandaki olay bu. Ama filmin içerisindeki olay ne? Aa, biz burada mutlu değiliz biz burada yaşayamıyoruz çocuklarımız da bu düzen içerisinde olmasını istemiyoruz. Bizi buradan kaçırın mümkün olduğunca uzak bir yere. Burada Friyosa aslında biraz daha devreye giriyor. Meğer Friyosa'nın şöyle bir durumu varmış. Onun neden sağlıklı olduğu ortaya çıkıyor diğerleri çünkü bayağı şey yani tabiri caizse ucube tipler olduğundan dolayı Friyosa bunların yanında bayağı sağlıklı kalıyor. Peki neden abi? Çünkü Friyosa aslında buralı değilmiş. Furiosa çölün içerisinde bayağı derinlerde kimsenin e, koordinatlarını bilmediği bir yerden geliyor ve o yer bayağı böyle yeşil cennet gibi bir yer. ancak Fury olsa sanki böyle düşmüş bir melek gibi oradan vakti zamanında gelmiş. Biz bunu bu Fury Road'da bilmiyoruz. Hani nasıl geldi, neden geldi, ne oldu, o kolu nasıl kaybetti? Biz bunların detayını bilmiyoruz. Sadece biliyoruz ki kötü şeyler yapmış hayatta kalabilmek için. Ee, bir takım e, vicdan azapları çekiyor. İşte bundan kaynaklı olarak da kendisinin işte huzur bulabilmesi için bu insanlara yani bu cariyeler diyeyim hani çoğunun zorla alıkoyduğu gelinlere sahip çıkmak istiyor ve onları bir zamanlar geldi o yeşil bahçeye, işte, yeşil diyarlara götürmek istiyor. Amaç bu. Şimdi devam ediyorum. Bir... Bundan sonrası işte film nasıl başlıyor abi? Yani ana yoldan giderek devam ediyorlar. Ana yoldan böyle bir sola sapıyor. Friyosa işte böyle sapıyor. Ondan sonra zaten olaylar, aksiyonlar başlıyor. Hikaye içerisinde bin bir güçlükle, bin bir zorlukla, e, belayla, problemle savaşıp e, o istedikleri yerin bir zamanlar olduğu yerin biraz daha ötesine gidiyorlar. Meğer şunu öğreniyoruz o kaçmaya çalıştıkları yer, o kaçmaya çalıştıkları cennet adası artık yok. Yani Furiosa bunu öğrendikten sonra zaten falan bayağı bir üzülüyor. Yani hikaye buraya kadar aslında bize şunu anlatıyor. Bir düzen var çok baskıcı bir rejim. insanlar manyak bu düzen içerisinde. Akıllı olan insanlar hayatta kalmak için zor şart şeyler yapıyor. Yani deliliğin kıyılarında yürümek zorunda kalıyorlar. Bir grup masum insan var. Bir grup masum insanın taşıdığı, yani karınlarında taşıdığı kadınların çocuklar var. Ve herkesin istediği şey daha iyi gelecek. Daha iyi işte şartlar altında yaşayabilmek. Peki bunun için ne yapılıyor? Burada kaçılmaya çalışılıyor. Bütün bu zorluklarla tiranlıklarla beraber mücadele ediyorlar. Ancak kaçtıkları yerde şunu görüyorlar ki aslında ütopik olarak baktıkları yerde ütopik olarak kalmamıştır. Yok olup gitmiştir. Ve bu aslında bizim mesela burada ana karakter biraz daha Friosa olarak işlediği için şöyle söyleyeyim. Friosa'nın bütün hayallerinin, umutlarının yıkıldığı noktadır. Burada işte Mad Max devreye giriyor. Yani Max diyor ki evet kaçtık. Buradan sonra e, burası yokmuş. Bunu öğrendik. Elimizde yakıtlar var, motorlar var. İşte gitmeye devam edebiliriz. Eyvallah. Ama gittiğimiz yerde iyi bir şeyin bulup olup olmadığını biz bilmiyoruz. Diyor. Ama diyor. Ben şunu biliyorum ki diyor. Biz diyor yeşil bir yer yaratmak istiyorsak diyor, yeşil bir yer istiyorsak diyor. Bunun diyor gördüğüm tek bir yer var diyor. Ya Tabii ki de bu uzun uzun anlatılmıyor. Ben biraz daha şey anlatıyorum bunu da açık açık anlatıyorum. Geri döneceğiz diyor. Nereye döneceğiz? Ölümsüz Joe'nun mekanına. Bu arada süreç içerisinde şey derdi. Yani Joe'nun ordusuna şeyler de katılıyor. İşte o mermi kasabasından ve petrol kasabasından insanlar da katılıyor. Şimdi ilk başta Furiosa diyor ki ulan diyor bu manyaklık delilik böyle bir şey olmaz. Yani biz kaçtığımız bin bir zorlukla kaçtığımız yere geri mi döneceğiz öyle şey mi olur? Dönecek dönüp ne yapacağız? Bütün hepsiyle savaşacağız falan. Sonra şunu fark ediyorlar. Abi adam bütün orduyu indirdi Kalede. Neden? Çünkü gelinleri geri alabilmek için. Adamın vizyonu var, planı var, isteği var. Hakikaten de bu uğurda da herkes yok etmekten de çekinmiyor. Zaten insanlar. Oh, pardon. Ki zaten insanlar Joe için ölmeye dünden rahatsız. Adam öyle bir militan grup yaratmış. Valhalla diyerek patır patır kendilerini patlatıyorlar. Ondan sonra Cima diyorlar ki biz diyor işte kaleyi bir kere ele geçirirsek biz diyor Joe bir daha diyor şey yapamaz. Kısacağız. Gireceğiz. Oradan çıkacağız. Ondan sonra biz işte şey kazanırız. Biz kralız gibi. Hakikaten de bu böyle oluyor. Bir savaş başlıyor. Bunlar tek başlarına mücadele ediyor. Yine bir yol savaşı. İşte tankla falan bayağı koşturuyorlar ediyorlar. Finalde abi bunlar Joe'yu elimine ediyorlar. Joe zaten ölüyor. Bunu Frios'u öldürüyor. Ee, bayağı böyle Çin'i öldürüyor bir de. Yani belli ki Joe'ya bir takıklığı var falan. Finalde baba ee, bunlar işte çocukların kal sadece çocukların yaşadığı o kaleye giriyorlar ve bir nevi işte Furiosa falan oranın kralı oluyor. Peki ne oluyor? Finalde yani benim anladığım şöyle bir mesaj olur ortaya çıkıyor. Düzenden, sistemden, bozukluktan evet biliyorsun farkındasın ve buradan kaçmak istiyorsun. Ancak kaçtığın yerde de senin bulabileceğin iyi bir yer yok. Bir ütopya yok. Burası gerçek dünya. Eğer gerçek dünya içerisinde bir ütopyada veya iyi şartlarda bir düzenle yaşamak istiyorsan o düzeni sen kendin oluşturacaksın ve bunun için de o kaçtığın yere geri dönmen lazım gibi bir mesaj alıyorum ben. Bence güzel. Bence on numara bir mesaj. Bakıyorum abi 31 dakikada şeyi bitirdik. Mad Max'in şey kısmını bitirdik. Bence güzel oldu. Evet abi. Şimdi bundan sonrası için ben şunu yapıyorum. Hemen başlıyoruz. Bizim filmimiz. Bizim filmimiz. Yürüyorsa. İlk etapta baba ben ee, puan vermek istiyorum. Hatta puan vermeden önce şunun bir puanına bir bakalım ya. Mad Max Yürüyorsa IMDb Bakalım güzel bir şey vermişler mi? kabul etmiyorum baba. Bence değil. Bence tamamen bir hype. Yani bu kadarı hak etmiyor bence. Kötü olmasından kaynaklı değil. Kesinlikle değil. Ama baba, bir önceki film o kadar güzel ki. Bir önceki film o kadar güzel ki. Yani mümkün değil yetişemezsin ya. açalım izleyelim birazcık baba bak şimdi birazcık anlatacağım bundan sonrası yeni filmin spoilerıdır ben puanımı veriyorum 6.5 7 diyorum muhtemelen de 6.5 gibi bir şey vereceğim başta da öyle bir şey koyacağım şimdi konu şu abi Filosa'mız var biliyorsunuz bir önceki film için biz ne demiştik Filosa bir yerden kaçırılıyor aslında bir nevi ee, Peki nereden kaçırılıyor? Bu yeşil vadiden kaçırılıyor. Bu da annesi işte. Diyor ki ya diyor biz diyor işte şey başaramadık diyor bir önceki filmde işte annem öldü falan. Ben diyor işte hayatta kalmaya başardım ve size yeni insanlar getirdim gibi bir şey söylüyor işte. Burada biz bunu şunu görüyoruz. Çok ütopik bir yer baba. Yani biraz da bana işte oradan başlayan bir şey geliyor. Çünkü oğlum bunlar o kadar manyak ki. Şu insanlar, şunların, bunların e, birkaç kilometre şeyinde kalmaları bana biraz tuhaf geliyor. Belki ilmin içerisinde o kadar uzuk e, uzuklanan, o kadar uzak da olmayabilir. Yani şöyle anlatayım baba, şurası bizim manyakların yeri, tamam mı? Şurası da e, şey, İzmo Yeşil vadi. Hatta filmin içerisinde de görürüz yani ki o filmde de şöyle bir şey vardı hatırladığım kadarıyla Mad Max'in yani yaklaşık bir haftalık gibi falan bir süre içerisinde bütün her şey olup bitiyor belki daha bile kısa. Yani taş çatlasın 3.5 günlük mesafede falan olması lazım o şey yeşil vadinin o kadar uzak bir yerde değil yani 3 günlük mesafedeki bir yolda böyle böylece yeşil bir vadinin nasıl oluyor da bilinemiyor olması benim biraz kafamı karıştırıyor. Ben işin biraz daha şey olabileceğini düşünüyordum. Belki daha uzaktadır diye düşünüyordum. Bir kere ben oradan bir şey başlıyorum. Bir eksik başlıyorum. Onun toparlaması şöyle. E, nasıl yakalanıyor? gelen bir grup insan var işte at öldürmüşler. At eti falan yiyorlar. Hatta işte böyle kesip kesip böyle çuvallara falan koymaya çalışıyorlar. İşte götürecekler şey yemeye. Kendi kabimlerine. Ancak baba işte furyosa geliyor bunların motorlarına bir makas atıyor işte hortumlarına bir makas atıyor ki şey olsun gidemesinler diye. Çünkü neden abi buraya gelenin gitmemesi lazım. Buraya gelen de kendi illeri gibi insanlar değillerse Öldürmeleri lazım. Çünkü buranın gizli kalması lazım sırf bu sebepten kaynaklı olarak. Ama eyvallah. Okey. Okey. Problem yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak yine de ben diyorum. Çünkü bir sonraki sahnede hatta birkaç sahne sonra diyelim hatta öyle bir ordu gözüküyor ki ortalıkta. Diyorsun ki ulan bunlar yani bir gel zaten mahvederler ortada tamam Yani bunlardan bir kaşifin görmesi uzaktan bile görmesi yeter. Yani o benim biraz şey yapıyor işte bir hmm, yapıyor yani of keşke olmayaydı falan yapıyorsun. Dur şimdi çok hızlı gitti. şuradan bir fragmandan şu abinin bir tipini bir bulalım. Nerede bizim abi? Şu. Bu değil. Baba bizim bu abi. Bu kim biliyor musun? Anladınız mı? Thor. Hiç benzemiyor olan. Yani bazı sahneler var. Hiç hiç benzemiyor hatta. Yani o bana biraz şey geldi. Tuhaf geldi yani şimdi abi Thor gibi bir e, karakteri niye oynatırsın? Yani tipinden oynatırsın bence. Çünkü abi çok mu böyle ahım şahım bir oyuncu? Yani onun yerine bir başka oyuncuyu koysan aynı etkiyi, aynı enerjiyi göstermez mi? Ben sanmıyorum. Bence gösterir. Yani aksiyon dalından herhangi bir oyuncuyu koy, ki, e, bu karakterin o performansını koyar. Yani şey diyemiyorum. Atıyorum. Tom Hardy bir Mad Max oynuyor abi. Konuşmuyor böyle. Ama adamı diyorsun ki adam Mad Max. Yani ama bu adamı bakıyorsun. ne name bir karakter. Ee, Thor'a da benzemiyor. Yani tip olarak da şey yapamıyorsun. Tip olarak hiç benzemez. Çok iyi oyunculuk yapar. Dersin ki vay amına. Yani helal olsun falan yaparsın. O da yok abi. Yani şey olmuş yani benzemiyor. Bazen benziyor bazen benzemiyor. ediyorum o zaman bu oyuncu niye oynattın? Yani şey olarak mı? Tip olarak da koymamışsın. Ya işte. Bana biraz işte bu da bir şey geliyor. Bir sıkıntı geliyor. Bir problem geliyor. Ama hikayede ne abi? Bu abinin bir ordusu var. Maşallah yani. Baya Moğol ordusu gibi bir ordusu var. Herkes motorlu zaten. Herkes şey yapıyor. Şöyle bir ordu yani ama bir daha göstereceğim. Şöyle bir ordu yani. Şuraya baksana baba. Bak geliyor bak. Buradan başlıyor gidiyor. Baya Avustralya çöllerine falan orduyla dolaşıyor herif. Nerede içiyorlar? Nerede yiyorlar? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Bilmiyorum. Biraz daha böyle konfederasyon gibi bir yapıları var. Ee, yani kendi içerisinde atıyorum. Adam diyor ki git diyor şunu yap diyor. Adam yani bizim şey tor Şey diyor ben diyor bilmem kimden emir alırım diyor. Bilmem kim dedi adam da torun sağ kolu yani. Sen diyor hayırdır yani. Adam benim adamım zaten. Sen yani kimden şey emir almıyorsun gibi bir durum var yani. Neyse baba. Bunlar işte e, kaçırıyorlar bizim Friyosa'yı ve Thor'un yanına getiriyorlar. Friyosa meğer işte bizim Jo'lar tarafından değil de bu Thor tarafından kaçırılıyor bir nevi. İşte şey oluyor diyor ki e, sen diyor şeyden geldin diyor ki Friyosa bu da bayağı bir zorluyor yani ötmemek için. Hatta kendisini kaçıranların e, ötmemesi için de epey bir uğraşıyor bunları geçiyorum. Finalde adam şunu fark ediyor. Ben bundan diyor bilgi alamam diyor. Ama ondan sonra diyor ki madem diyor sen bana bilgi vermiyorsun diyor. Ben sana birazcık buraları öğreteceğim diyor. Ne öğretiyor abi? Kız bir güzel kafese koyuyor. Milletin nasıl birbirini yediği, nasıl birbiriyle savaştığı, nasıl işte manyaklaşabileceği, yani o çılgınlığa doğru nasıl adım adım gittiğini falan kıza her gittiği yerde, her katliamda öğretiyor. Hep böyle zincirliyor, tasma takıyor falan. Sürekli olarak kız bunun şeyinde kalıyor yani. Bir bir nevi babası gibi diyeceğim ama yani kötü şekilde yani şeytan. Bayağı kızı alıp böyle ufak ufak işleyerek manyaklığı hazırlıyor. Sonra baba bunlar yolda gitmeye devam ederken şeye denk geliyorlar. Bizim kaleye bizim Joe'nun kalesine denk geliyorlar. Ve konu bir anda şuraya dönüyor. Burayı bana verin. Bunlar sizi besleyemiyor. Bunlar size bakamıyor. Şey diyor. Halka diyor. Joe'nun halkına diyor. Bu halk dedim de şey değil. Ölümsüzler. Ölümsüz şey değil ya yok. Yarı yaşamlılar değil. O şey savaş çocukları falan değil. Bu hani halk su bekleyen halk var ya ne olur bize su ver su ver diyen halk var ya heh, o onlara sesleniyor. Halk zaten bunu duyunca hemen bir galyana geliyor. Oo bu bize su verecekmiş falan oluyor. Diyorlar ki tamam biz bunlayız. Sonra tabi orada neyi görüyor? O sahnede güzel yapmışlar. Ölümsüz Joe falan çıkıyor işte şöyle bir dikiliyor falan. Bunlar bir birbirlerine bakıyorlar torla. aç kızı böyle tutuyor yani. Neyse. Ben diyor istiyorum kadını diyor. Bana vereceksin diyor. Başka çaren yok. Ondan sonra baba bütün sabah çocukları böyle halatlarda falan böyle. Kaleyi birbirine bağlayan köprüler falan var işte. Yanında sağında solunda falan çocuklar var. Ondan sonra sözcüsü var işte şeyin. Joe'nun. Diyor ki şu gördüğün diyor savaşçılardan bir kişiyi seç. Neden diyor. Seç diyor anlayacaksın diyor. Sahne çok güzel. O da şey yapıyor böyle. Şu olsun falan. Ondan sonra tam bir tanesi böyle şey çıkıyor. Öne çıkıyor. Yok, yok 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 diyor. Sen değil. Senin yanında gidiyor. Sen çık diyor. Çocuk çıkıyor işte. Sıkıyor spreyini. Sss, alıyor eline iki tane şeyi. Bombalı mızrağını. Valhalla diyerek fırlı atlıyor böyle şeyin üstüne doğru. Bam! Zemine böyle bir şey yapıyor. Patlıyor zaten şey gibi oluyor yani. Sanki Thor'un yanında böyle mayın patlamış gibi oluyor. Adam da şey diyor. Sözcü. İşte diyor bunun gibi diyor 970 bin, 970 diye yanlış hatırlamıyorsam tane daha var diyor. Ve diyor sen diyor çok büyük yere yanlış yaptın diyor. Çocuklar başlıyor mu bir atlamaya hepsi böyle bam 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 bam. Hem kendilerini yok ediyorlar hem onları yok ediyorlar. Bir grup da böyle kancaları fırlatıyor motorları falan çalmaya başlıyor falan. Çok güzeldi. Orada şeyi görüyorsun baba. Ben çok korktum oradan yani. Şuna da bir bakalım. Orada abi bizim bu Furiosa kafesteydi ya. Kafesteyken abi kafesi böyle içeri doğru çekmeye çalışan bir grup halk çıkıyor böyle. Furiosa'nın kafesinin kapağı açılmış. Furiosa böyle içeri doğru çekiyorlar. Furiosa da şey yapıyor. Kavga ediyor, yumrukluyor falan bunları. Meğer içeride yamyamlık da yapıyorlar. Yani halk öyle kötü, öyle aç, öyle sefil. Küçücük kız alıp kesip yiyecekler yani. Öyle bir durum. Neyse baba. İşte Thor bunları kurtarıyor. En son işte şey yapıyor, geri geliyor falan. Ee, biz diyor tekrardan diyor bir şey. Aa, bu Max değil bu. Yanlış yeri mi açtım ben? Neyse şuradan devam edelim. Şöyle bir konu var işte. Diyor ki işte biz diyor yanlış yaptık diyor. Böyle yapmamamız lazım diyor. Başka bir şekilde yapacağız falan. Ne yapacağız? Yaptığı şey şu. Gidiyor. E, petrol. Yani o enerji şey vardı ya işte kasabasını orayı ele geçiriyor. Nasıl ele geçiriyor? Güzel böyle küçük bir numara çekiyorlar. Yine bir yol savaşı oluyor falan. O sonra içerisinde işte içeri turuvatlarını koyuyorlar. Turuvatları işte oradan çıkıyor. Şeyi açıyorlar kapıları açıyorlar. Torbildin içeri işgal ediyor. Ondan sonra orada bir grup halkın olduğunu görüyoruz. Belli ki orada petrol şeyinde çalışıyor insanlar, garipler. İşte or adamı alıyor. İşte oranın savaş ordunu alıyor. Joe'nun yanına geliyor. Joe'ya diyor ki ben diyor sana bir teklifte bulunacağım diyor. Çekiyor böyle kafaya böyle şey. Yok diyor bu adam ölecek diyor. Onun yerine ben geçeceğim diyor. Senle beraber bir ittifak kuracağız diyor. Adam da bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Başta direniyor. Umurumda değil gibi bir şey yapıyor böyle. Size diyor top yükün savaşacağız diyor. işte. bunun diyor buradan ayrılmasına izin vermeyin diyor. Sonra Furiosa'ya görüyor. Furiosa da o zamanlar ufacık çocuk yani. Şey değil büyük değil. Sen kimsin falan yapıyor işte böyle. Furiosa da diyor ki işte şey diyor pardon adam önce diyor ki işte o benim diyor kızım diyor. Ondan sonra dönüyor şeyi soruyor. Furiosa'ya soruyor. Senin baban mı diye. Hayır diyor benim babam değil diyor. Kuz açık bir şekilde şey söylüyor. Yalan söylemiyor yani. Ondan sonra zaten ortaya çıkıyor. İşte iyi farklı bir yerlerden gelmiş. Yeşil bir vaziden gelmiş. Ondan kaynaklı olarak da full yaşamlı falan. Tam yaşamlı. iyi bir işte sağlıklı bir kız. Ondan sonra diyor ki bence bu kızı istiyorum diyor. Ben bunu diyor haremime katacağım diyor. Haremime kattıktan sonra da zaten diyor şey yapacağım diyor. Neydi onun adı? Ee, belki bakarsın sağlıklı bir çocuk doğurur benim için diyor. Ama bir dakika benim sesim nasıl geliyor? Şu an onu bir test etmek istiyorum. Tamam herhangi bir sıkıntı yok. Benim için diyor belki diyor sağlıklı bir çocuk doğurur diyor. Ondan kaynak olarak da ben de bunu istiyorum diyor. Bir de bunun yanında bir tane doktor var. Doktoru da istiyor. İşte doktoru da veriyor. Sonra diyor, sen ne diyor anlaşmayı kabul ettim diyor. Ondan sonra aradan işte şey geçecek. Orada Furiosa şeyi görüyor işte haremi görüyor işte. Orada bir tane kadının çocuk doğurduğunu görüyor. Çocuk ikiz doğuruyor bir nevi ama böyle Kendinle böyle karnından yapışık ikizler doğru ölü zaten doyuyor çocuklar. Şey oluyor. Ee, ya diyor. Üçüncü defa diyor şey yaptın diyor. Başaramadın diyor. Üç, üçüncü defa başaramadın. Için artık diyor Seni buradan gönderiyorum diyor şey. Joe. İşte kadın da yalvarıyor. Lütfen bana bir şans daha ver bilmem ne ver falan. Orada abi ilk büyük problemi ilk büyük e, psikopatlı şerefsizliği görüyoruz. Nedir o abi? Bizim bir tane Kel vardı ya bu ilk bölümde de olan yani Free olan bir tane Joel'un oğlu vardı Kel. Psikopat ama aptal. O abi Furiosa'nın saçlarıyla böyle oynamaya başlıyor. Belli ki halleniyor yani Furyosa'yı upacık ufacık çocuğa. Furiosa bir koşuyor bir kaçıyor. İçim parçalandı lan. Vallahi çok canım sıkıldı. Şey oldum yani. Ulan bunu dövmek lazım. Bunu böyle ağzını yüzünü falan böyle dağıtmak lazım falan oldum bir an. Ondan sonra zaten Furiosa o gece bütün saçları böyle falan kazıyor. Baya böyle kazıyor. Onları böyle bir şeyin üstüne şey yapıyor. Mumla böyle eritip basıyor ee, sonra onu böyle kafasına geçiriyor. Sanki hala kafasında saç varmış gibi oluyor falan. Öyle bir şey. Ondan sonra sonra bu şerefsiz bu kızı alıyor. Kaçırıyor. Yani bunları şey bağlıyor. Bakire şeyi gibi e, iç çamaşır gibi böyle bir şey gördüm zaten ilk filmde vardı ya böyle şeyde kesiyorlardı falan onlardan kurtuluyor. O tarz bir şey giydiriyor. Onu kırıyor şerefsiz. Kel olan. Ondan sonra koluna dokunuyor. Sol kolu diye yanlış hatırlamıyorsam. Oraya böyle gideceği yerin tekrar yıldız haritasını falan çiziyordu. Furiosa. Ondan sonra tam böyle saçlarına dokunurken Furiosa kaçıyor. İşte çünkü saçları kendisine bağlı değil ya. Bir daha saçlarından dokunmaya başlayacağını herhalde tahmin mi ediyor ne yapıyor bilmiyorum. Atıyor ondan sonra oğlan çocuğu gibi zaten kendisini koruyor falan. Ee, hatta e, bizim o kel saçını böyle bir şeye atıyor böyle dışarı atıyor falan işte kimse görmesin diye. O böyle bir dala falan takılıyor ve o dalın böyle büyüşünü görüyorsun. O çok hoşuma gitti çok güzel yapmışlar. O böyle dal büyüdükçe işte o saç orada kalıyor falan böyle. Onun üstünden böyle dallar falan böyle uzuyor. Yeşil işte yapraklar çıkıyor falan. Çok güzel yapmışlar oluyor. O da o süreç içerisinde işte bir şey oluyor. Büyüyorsa büyüyor yani. Daha böyle büyük bir çocuk haline geliyor. Ondan sonra işte şeyi öğreniyor. İşte hayatta kalmayı öğreniyor. Nasıl öğreniyor işte. Ee, bir süre işte şey yapıyor. İşte orada burada bir nevi çalışıyor. Ondan sonra işte buna bir kapı nöbetçiliği falan veriyor. Yani bildiğin ufak ufak şey yapıyor. Tarifi yapıyor. Zaten kız akıllı. Ondan sonra süre içerisinde şey yapmaya, üretmeye başlıyorlar. Jack diye bir tane adam var. İşte... İlk bu yol savaşlarındaki herhalde ustalardan bir tanesi. Tam emin değilim. Bu ilk tankları falan yapıyor işte. Onunla beraber işte bunlara tank yapımında falan mücadele ediyorlar. Ondan sonra işte, işte savaş çocuklarıdır bilmem nelerdir. Bunlar kendi organizasyonu oluşturuyorlar. Bizim Friosa ilk defa bir şeyde e, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bunun da amacı şu. Her şey, herkes ölürse eğer gemiyi işte aracı alıp kaçabilirim. Hiç kimsenin gidemediği kadar uzak yerlere gidecek şekilde tasarlandığı söyleniyor zaten bu araçların. Yani ondan kaynaklı olarak da Furiosa'nın amacı bu gitmek. Tam işte şey oluyor. Jack'e işte böyle bir sahne gerçekleşiyor. Jack de bu. Diyor ki nereye kaçacaksın sen diyor. Nereye kaçacaksın? Heh, söylesene bana diyor. Şuradan gittiğin zaman diyor bilmem nerenin çölüne kadar gidiyorsun. Buradan gitsen diyor orada diyor banyaklar var. Yani diyor nereye kaçabilirsin ki diyor su içemeyeceksin diyor. Yakıtın olmayacak diyor. O kadar uzağa gitmen imkansız diyor. O yüzden diyor sen diyor yapman gereken şey diyor. Ben de kal diyor. Ben de sana diyor yol savaşını öğreteyim diyor. Zaten diyor her şeyi öğrendikten sonra diyor istediğin yere gitmekte özgürsün diyor. Süreç içerisinde işte bunlar bir birbirleriyle falan böyle bir bir yakınlaşıyor, kaynaşıyorlar falan. Bu abi işte o süre içerisinde biraz yaşlanıyor. Şeyi kontrol ediyor bildiğiniz gibi. ama bu adam şey hani nasıl diyeyim <laughs> Barbar savaşçı göçebe bir toplum olduğu için bunları yerleşik hayat biraz koymaya başlıyor. Halkı falan da idare edemiyorlar zaten sıkıntılı yani. En sonunda yakıt şeyinde büyük bir savaş çıkıyor. Yani kavga çıkıyor. İç, i̇ç savaş gibi bir şey çıkıyor. Bunlar işte erzakları getiriyorlar işte karşılığında yakıt alacaklar. Yakıt alamadan bunları göndermek zorunda kalırlar. Çünkü şey mümkün değil yani alamazsın. Bir anda savaş çıkıyor çünkü içeride. Ondan sonra baba şey oluyor. Bunlar geri dönüyor. Vay efendim siz nasıl almazsınız? İşte bize yakıt vermedi şerefsiz. Bizim bunu alt etmemiz lazım. Yürüyün savaşa gidiyoruz falan. Gidin ağzını doldurduğu kadar mermi alın diyor şeye. Bunlara Jack ile Bunlar tabi hazırlanıyorlar ediyorlar falan. Çıkıyorlar yola mermi almaya. Aa Mermi kasabasında bir insan bile yok. Bir Allah'ın kulu bile yaşamıyor. Neden? Çünkü baba bizim tor ve çetesi basmış orayı. Orada abi bir mücadele başlıyor. İşte bir savaş başlıyor. Orada şeyi görüyorsun. Hani hep bir şey gördük ya. İlk filmde de olsa işte bu ezilen halkı biz sadece Joe'nun yanında gördük ya. Kalenin altına kalan insanlar kaleden su almayı umutla bekliyorlar falan. Ki o insanların da işlevini şimdi merak ettim. Yani şöyle işlevini merak ettim. Abi hepsi bir nevi sakat yani. İşte bazısının kolu yok. Bazısının bacağı yok falan. Belki olsa çalıştıracak o da olabilir. Olmadığı için belki çalıştıramıyor. Ama onlardan çocuk mu yaptırıyor? O yani savaş çocukları kimlerin çocukları? Atıyorum kendisinin çocuğu mu diyeceğim de. Hepsini de kendisi yapmış olamaz ya. Yani... Herhalde üretmek ve kölelik olarak kullanıyor. Yani kalulanamadıklarında atıyor aşağıya. Orada kalmalarını bekliyor herhalde diye düşünüyorum. İşte ikinci olarak biz bu halkı ezilen halkı şeyde görüyoruz. İşte bu petrol şeyinde görüyoruz. Zaten orada çıkan kavga da şu. Adam yemek vermiyor insanlara. Yani hep kendisi ve ekibi yiyor. Diğerlerine yemek vermiyor. Yemeği görünce insanların nevri dönüyor bir anda ve saldırıyorlar alabilmek için, yiyebilmek için, yemek yemek için. Problem de bu zaten. Ondan sonra zaten şunu görüyoruz aslında. Bir fil grubu var. İşte bunun içerisinde jo'lar var. İşte o tor tarafı var. Bunlar fil baba. Varlardı işte halk, işte diğerler. Hani Halkın umurunda değil kimin yönettiği, kimin ne yaptığı, bunlar o kadar birbirlerine giriyorlar ki arkada halk zaten siniyor, ölüyor, hiç kimsenin umurunda değil. Orada bir onu görüyorsun, kurşun işte şeyinde de kasa basa da şunu görüyorsun abi, binalar yıkılıyor, patlamalar oluyor işte, yangınlar çıkıyor, halk aşağıda böyle kaçmaya çalışıyor hepsinden. Yani savaşmıyorlar umurlarında değil yani, korkuyorlar aksine. Hani sığınak olarak gördükleri çukurlar var. İşte çukurlarda bile şey kalamıyorlar. Oraya bile sıçrıyor yani o savaş şeyi ve kaçıyorlar falan oradan da yani. Öyle bir şey. İşte bunlar yakalanıyor. Bizim Furiosa'nın kolu kovalamaca da işte kırılıyor. Baya bir ağır şey yapıyor herhalde. Furiosa herhalde oradan diyor ben kolumu kaybedeceğim diye. Ondan sonra bunun Jack abiyi alıyorlar. Motorun ardında sürüklüyorlar. Köpeklere parçalatıyorlar. Psikopat, deli manyak bütün her şeyi işte şeyi de yapıyorlar yani. Zaten Thor denen adam da şey buradaki Thor yani öyle normal bir insan olmadığı için hepsini tek tek yapıyor bir güzel. Ondan sonra Friosa da tek kolla zaten şeye doğru gidiyor. Bizim Öf, şeye doğru gidiyor. Joe'nun yanına doğru gidiyor. Aslında benim burada hikayede en çok beklediğim şey bir savaştı ne savaşıydı? Joe ile adam birbirlerine hakikaten şeyler. Baya ölüm ölümcül yani şeyler. İstemiyorlar birbirlerine yani Zaten rakip olarak görüyorlar falan. Bu bu şey değil. Bunu açalım bir de. Ee, yani ya Joe onu öldürecek ya da öbürü Joe'yu öldürecek. Öyle bir durum var. Ve e, bu işte kurşun kasabasında ele geçirdiği ortaya çıkınca zaten Joe'nun iyice Nevre dönüyor ve diyor ki ulan diyor salın diyor alalım bunu diyor. İndirelim yani diyor. Şimdi şöyle göstereceğim abi. Şöyle yapayım. Tamam mı? Şimdi parmak uçlarına bakarsan abi işte atıyorum Joe'nun bölgesi. Ee, şöyle mi göstersem ya yani işte, tamam, kurşun kasabası işte şu noktada şu noktada da şey var neydi onu şu köşede de işte kurşun var yani o üç bölge 3 Asfalt yolla birbirleriyle bağlantılı ve bunların şöyle tam ortasında savaş başlıyor baya yani or, onun ordusu geliyor, onun ordusu geliyor ortada baya böyle bunlar birbirlerine falan giriyor ve bunu bize göstermiyor baba bu savaşı bize göstermiyor buraya kadar iyi giden film asıl yapması gerektiğini düşündüğüm şey olan şeyi yapmıyor. Ve bence bundan sonra step taklak. Bence yani orada şey diyor işte çok da güzel anlatıyor. Yani nasıl desem bence biraz gereksizdi. Belki biraz daha insanlardan muhtemelen şöyle bir şey geldi. Tepki olarak baba biz ya film güzeldi de ben anlamadım ya falan diyen çok oldu herhalde. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Sürekli olarak birisi konuşuyor arka planda. Böyle oldu, böyle oldu. Onu hissetti, bunu hissetti. Biraz da böyle westernlerde mi vardı ya? Bak şimdi şey yapamadım. Sanki o tarz bir şeydir. Yani araya böyle şey giriyor işte. İşte diyor intikamı yolu. Bilmem ne işte. Ha böyle işte. Bunun gibi işte birinci bölüm şu. işte ikinci bölüm bu. İşte finalde dördüncü, beşinci bölüm işte bilmem neyin gidişinde gibi böyle böyle isimler var. Orada işte bunlardan bir tanesi de şey konuşuyor. İşte diyor insanlık diyor çok savaştı diyor kendi arasında diyor. Şöyle oldu böyle oldu. Ruslar işte Amerika ile savaştı diyor. İşte petrol için savaştılar. Onun için savaştılar. Şöyle savaştı. İkinci i̇şte Dünya Savaşı'ndan falan bahsediyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. Konuşuna bağlı. ne. i̇şte insanlık şimdi de diyor burada diyor 40 gün boyunca diyor işte diyor bu bölgenin diyor hakimiyeti için diyor birbirleriyle savaştı diyor gösterdiği tek şey böyle böyle bacağını tutuyor falan falan yapıyor. İşte orada böyle resim tablosu gibi böyle geçip gidiyor bazı sahneler. Ulan dedim. Asıl yapman gereken. Yani bunun yapsaymış bence film 8.5 9 direkt Mad Max'le yani Fury Road'la denk olurdu. O derece güzel olurdu. Ama bence onu göstermemekte çok büyük eksiklik var. Belki başaramamışlardır. Belki e, hikayeyi oraya getirmek istemişlerdir. Olmamıştır. Çünkü bundan sonra hikaye daha da saçmalıyor. Bundan dolayı daha da saçmalıyor. Yani ben şeyi bekliyorum. İşte görüyorsa ne yapıyor? İşte kolunu kaybetmiş. İşte kolunu kaybettikten sonra kendine böyle biyonik bir tane böyle kol yapıyor falan. Diyor ki okey diyor. Ben diyor, bunun peşine düşeceğim falan diyor. Çok güzel. İntikam alacak. Çünkü e, değer verdiği herkesi öldürmüş. Kendisini hapsetmiş. Bir manyaktan bahsediyoruz. Ee, ve baya yani kanlı bıçaklı yani bu zaten öldürürken şey diyor remember me falan diye böyle beni hatırladın mı falan diyor. Diğerini de diyordu ya bir şeyde. Joe'ya da. Neyse baba. onu şu. Sadece şunu anlatmak istiyorum burada. Savaş 40 günlük bir savaş oluyor. Bu abi işte artık bütün orduyu mu kaybediyor ne oluyor 4-5 kişi falan bunlar böyle asıl aslarıyla falan beraber kaçmaya çalışıyor. Furiosa da bunların arkasında. Bir onu kovalıyor. mer o, o değilmiş yani. Adam şey diyor, dağılın diyor. Ben de kaçacağım diyor bu abi. Bak, bir onu kovalıyor. O adam o değilmiş. Öbürünü kovalıyor. Orada da yokmuş. Hepsi böyle tek tek öldürüyor. En son bok alıyor. Bunda işte motorsuz kalıyor. Koşuyor. Furiosa bunu arabayla kovalıyor falan. Ya böyle bir intikam almaya başlıyor. Ama yani biraz sıkılıyorum. Çünkü ben şeyi bekledim. Abi bir meydan savaşı çıkacak ya. Yani. Hani yol savaşları da oldu bitti üstüne ne koyabilirsin meydan savaşı koyabilirsin değil mi yani karşılıklı milletin birbirine gidi çünkü çok da güzel ordu gösteriyor adam sana diyor ki adam kalabalık lan bu hani bayağı kalabalık yani Moğol ordusu gibi yürüyor adam çölün içerisinde öbür tarafta diyor ki bize diyor 900 tane diyor şey var diyor savaş çocuğu var diyor gel diyor sıkıyorsa diyor hadi yiyorsa gel diyor bunların hakikaten karşılıklı savaştığını düşünüyorum da müthiş ama göstermemeyi tercih etmiş film maliyetli mi olacağını düşündüler Senaryoyu sonradan mı değiştirdiler? Yoksa hiç buna girmek istemediler de tamamen Furiosa'nın kendi e, hikayesine mi odaklanmak istediler? Ki bence bu biraz şey. Mad Max Fury Road yapıyorsun. İçerideki Mad Max'e sadece Mad Max'i e anlatmıyorsun ki baba zaten Furiosa'nın hikayesini anlatıyorsun orada. yani Anlatmaya çalıştığım şey sen bana ev, Evren'in hikayesini ver. Yani bana o kısım şey, şey geldi. Yani finale doğru zayıflayan bir hikaye olarak düşünüyorum ve bundan kaynaklı olarak da 6.5 vereceğim. 7.5 bence şey olur e, hikaye yani film IMDB'de falan yerini alır. Bu kadar diye düşünüyorum yani. yani. daha da yüksek alacağını düşünmüyorum çünkü o kadar bir film olduğunu düşünmüyorum. Ya güzel film bak yine diyorum filmi kendisi güzel film. Film yani diğer filmden önce bu filmi gösterseler de muhtemelen e, şey derdim yani. Çok iyi film, çok iyi film. Oğlum çok güzel Mad Max çok güzel anlatmışlar falan derdim. Ama diğerini izledikten sonra diğer hiçbir filmi iyi gelmez ki bu bu içerisinde. Filmin aynısını yapsan bu sefer de taklit ettin derim. derim. Çünkü öyle bir film yani. Çok unik, çok sanatsal bir film olmuş. Yani öbürü. Full aksiyon ve başka şu türlü de anlatamazsın yani o hikayeyi. Neyse baba. Son bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi biz Furiosa'nın aslında orijinal hikayesini izledik. Tamam aradaki hikayeler de var. Evet Furiosa belli ki birkaç sene daha bundan arasında yaşıyor. Ondan sonra alıyor toplu şeye götürüyor çünkü kızı kadınları işte cariyeleri. Ama ben Joe ile bu kadar aralarında e, intikam kişisel hırs işte şey kişisel intikam remember me hatırladın mı beni deyip de böyle öldürecek kadar bir şey görmedim. E, bu hikaye içerisinde en azından atıyorum Furiosa 2 çıkar derim ki ha Joe büyük yamuk yapmış derim. Ama bu filmin nazarında şunu söyleyebilirim ki bence hani Joe ile Furyosa o kadar kesişen iki karakter değil. Bir defa konuşuyorlar. Joe ondan sonra bir de ardına falan bile düşmüyor zaten. Ya yani ondan kaynaklı olarak da bence e, o kısım da bence sıkıntılı. E, bunu da eklemek istiyorum şey Sıkıntılı olarak gördüklerim içerisine. Bunun haricinde çok güzel bir filmdi izlenmesi gereken bir film. Mad Max'i seviyorsanız mutlaka izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.